Bugün gözler Merkez Bankası'nda. Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 150 bas puan düşürerek %10,5 seviyesine çekmişti. Konuklarımız olacak. Önce beklentileri konuşacağız. Ardından da faiz kararını ve piyasalara etkileri Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Oral Erdoğan ve Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi yazarı Doktor Şeref Oğuz haber hattında konuğum. Her iki konuma da hoş geldiniz diyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi 14'te gelecek politika faizi kararı göreceğiz. Ama şöyle hatırlıyorum Sayın Erdoğan. Geçtiğimiz ay siz beklentiler 100 bas puandı, 150 bas puan demiştiniz. Kendimi Merkez Bankası yerine koyuyorum ve öyle yorum yapıyorum demiştiniz. Ve tutmuştu yorumunuz. Nokta atışı olmuştu. Ama geçen ay Merkez Bankası açıklamasında yine bu ayda 150 bas puan indirime devam edebileceğiniz sinyalini açık açık vermişti. O günden bugüne önce sizinle başlayayım Sayın Erdoğan. Ne dersiniz? 150 bas puan mı beklersiniz? 150 bas puan ihtimali artık benim kendi yerine koymama gerek olmadan zaten görünüyor. Onun için ayrıca bir şey dememe çok gerek yok. Esas yapacak olduğu tek haneye indirmekti. Bunu da aralık olmadan yapması gerektiğini düşünüyordum. Ve onu bir öncekinde de işte 150 yaparak ön adım atması gerekiyor idi. Şu anda da tekrar 100-150 bas puan indirdiği zaman bir taraftan da dünyadaki faiz yükseltenlerle yakında yaklaşacağız. Bu arada o dikkatimi çekiyor. Küresel faizlerle makasımız kapanıyor politika faizi anlamında. Bu noktadan sonra ben hızlı hareket yapabileceğini düşünmediğim için metinde açıklanacak olan metinde ise büyük olasılıkla geçen seneyi hatırlarsanız 3 ay duracağız, koşulları izleyeceğiz demişti. Bu toplantıda da eğer 9'a indirmiş ise diye düşünüyorum, önümüzdeki bir kısa süre takip etmeye devam edeceğiz gibi bir açıklama ihtimalini bekliyorum. Teşekkürler. Sayın Şeref Oğuz, ne dersiniz? Tek hane hedefi vardı. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan tek haneye indirilmeli mesajını paylaşmıştı daha önce. %9'a indirildiğinde ne olur? Çok soruyorduk. Yani %8 olsa ne olur? %7 olsa ne olur? Sizin beklentiniz nedir? Tek hane %9'u gördükten sonra bir süre durur mu? Yoksa başka bir sürpriz mi olur? Buyurun. Şimdi son sözümü başından söyleyeyim. Seçime kadar tek hane, seçimden sonra çok hane. Çift tane bile demiyorum, çok hane. Açıkçası eğer tek hane muradın varsa bunu 51 bas puanla da sağlayabilirsin değil mi? Hani 9.99 dahi yeter size. Ama tam sayıyı da bir yere park edelim, zaten o kadar detaylara artık kimse bakmıyor. Piyasa da bakmıyor. İşte Merkez Bankası onu fiyatlandı zaten 1,5, 150 bas puan fiyatlandı. Sanıyorum 9'u açıklar. Ve ondan sonra seçime kadar böyle bununla devam eder. Yalnız şurada emirle faiz indiriyorsun da emirle fazinenin yükü inmiyor ne yazık ki. Ona işaret etmek istiyorum. Bu faizin bir maliyeti var. Ekonomiye maliyeti var. Belki onu da konuşuruz. Geçen sene bu vakit hazine 100 liralık hazine borcunun 65 lira faiz ödüyordu. Bugün ise %267 ödüyor. Aynı 65 liralık faiz, 65 lira faiz yükü ve böylece iç borç faiz yükündeki artış oranını 267 puan görüyoruz. Şimdi bu faizi indirerek diğer bütün faizleri zıplatmışsan, az önce de Koral Bey çok güzel söyledi, dünyadaki faiz oranına neredeyse yaklaşıyoruz ama bir fark var. 2 lira faizi, onlarınki dolar faizi ya da euro faizi. Bir başka şey var, onların enflasyonu 9-10 civarında dolaşıyor. Enflasyonu bizim ise 10 katı 100-150 arasında dolaşıp duruyor. Böyle bir durumda dünyaya yaklaştırdığınızda faizi ne değişiyor? Bizim hazineye olan yükümüz artıyor. Başka bir şey değişmiyor. Çünkü faizin ekonomideki belirleyiciliğin tahrip gücü dışında başka bir unsuru yok. Yani nedir o? Bankalar ucuza fonluyorsun. Ucuza fonladığın bankalarla ilgili olarak bankacılık sisteminin mevduat oluşturup, yani bununla ilgili olarak krediye dönüşebilecek kaynak oluşturma noktası daha da zora sokuyorsun. Ve düşük faiz ilan ediyorsun ama bankalara faiz verdirtmiyorsun. Yani şu faiz seçim gelse de bir an önce şu faiz nasıl olmaktan çıkarıp matematiğine geri getirsek, böyle deyince de bu faiz lobisi diyorlar, faizi artırmak diyor. Hayır, alakası yok. Yerin dibine batsın faiz.
Yeter ki ekonomiye zarar vermesin. Çünkü biz ondan umduğumuz faydalar yerine ödediğimiz maliyetlere bakıyorum. Faiz yüzünden zıplayan doları tutabilmek için kur korumalı mevduatı geçen Aralık ayında çıkarmıştık. Şimdi yıl sonunda hazineye yükü bu düşürülecek olan tek haneyle birlikte 250 milyar lira hazine, 250 milyar Merkez Bankası olmak üzere yarım trilyon liraya çıkacak. Nedir? Kuru tutmanın balata maliyeti. Ben bu kur korumalı mevduatı doların balataları gibi görüyorum. Balatalar da artık tutmuyor. O çerçevede ama şunu biliyorum, açıklamalar da onu gösteriyor. Doları, dövizi tutmak için üstlenecek olan maliyet her neyse onu zaten göze almış durumda hükümet, ama faizi ideolojik ya da ne bileyim bir nas halinde. Ben tek hane faiz yaptım, seçime de bu sözle giriyorum, insanlara verdiğim sözü de tutuyorum diyerek gidecektir. Ama seçimden sonra oluşacak olan yeni iktidar kim olursa olsun, ister şimdiki iktidar ister muhalefet gelsin, mutlaka bu arada son dakika olarak da verdik. Çok özür diliyorum. Evet. Bölüyorum Sayın Oğuz. Evet, Merkez Bankası politika faizini %10,5'tan %9'a çekti. Tamam, ve rahatladık. Oh, çok şükür. Tek haneye artık indirildi. Evet. 150 bas puan bir indirim geldi. Evet. Piyasa zaten satın almıştı diyorsunuz. İlk değerlendirmenizi lütfen devam edin. Sonra oralar evet. Duvandan da değerlendirmesini alayım. Evet. Her şey beklendiği gibi gidiyor. Beklenmeyen sadece bu faizin indirilmesiyle beraber ortalık bir anda çok fazla faizin dolması ve bunun artan maliyeti. Yani merkezin gücü ancak politika faizine yetiyor. Merkezin gücü ne lirayı tutmaya yetiyor ne bu çerçevede diğer faizleri. Bir başka şeyle ben söz zamandan çalmak istiyorum Oral Bey'in. Şimdi bakın, yeniden değerleme oranı %122.93 olarak ilan edildi. Hı hı. Bu biliyor musunuz? Hani 85-87 faiz enflasyon azdır diyenlerle %150 küsür üfe faizi çoktur diyenlerin ortalamasını, tab ortalamasını almışlar. Şimdi hal böyleyken faizin tek haneye inmiş olması, çıkmış olmasının açıkçası ekonomide zarar verme yönünde dışında bir faydası olduğunu görmüyorum. Çünkü ben faizleri indiriyorum, ekonomi büyüsün diyorsun ama o krediyi verecek kaynağın yok. Sendikasyonlar %60'da zor çevriliyor, o da gelmiyor. Yani bununla ilgili olarak eğer seçime kadar biz ekonomiyi patlatmazsak seçimden sonra çok sıkı bir perhizin bizi beklediği aşikardır. Çok teşekkürler. Şimdi ben açıklama üzerine de birkaç notu aktarmak istiyorum. Jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisine vurgu yapıyor Merkez Bankası. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmeleri yaygınlaşmaktadır diyor. Enflasyonda gözlenen yükselişte jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyetinin artışlarının gecikmeli ve dolaylı etkileri, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir diyor. Bir yandan bakacağım ben Sayın Oral Erdoğan, buyurun sizden de ilk değerlendirmenizi alayım bu esnada. Ekonomide en çok konuşulan 3 kavram faiz, enflasyon, kur diye baktığınızda üçünün genel olarak beklentisi orta uzun vadede bence paralel gitmesi yönündedir. Bu birçok ekonomide ve yıllara sahip baktığımızda böyledir. Türkiye'de şu son bir yıllık, bir buçuk yıllık döneme baktığınızda, hele hele son birkaç aya baktığımızda dolarda bir sabit durum TL'ye karşı. Enflasyonda tarihi bir yüksek seviye ve faizde de aşağı doğru politika faizi zorladığımız bir durum. Yani üçü arasında ciddi bir kopukluk var. Bu müdahalelerle oluşan bir durum. Bunun sürekli ilahiyene böyle gideceğini beklemiyorum. Ya yukarıdaki aşağıdakini yakalar ya aşağıdaki yukarıdakini yakalar. Onu artık hükümetin becerisi de ortaya koyacak, konjonktürü de etkileyecek tabii ki. Hı hı. Şimdi bir de şeyi söyleyeyim. Buyurun. Faiz konusunda Merkez Bankası bu noktadan sonra aynı zamanda bankaların kredi faizlerini düşürebilmesini de istiyor, ama hayat sadece faiz değildir. Ben öncelikle doğru yatırımları yapabilmeliyim, doğru yatırım alanları olmalı ve bu yatırım alanları için bana finans kaynağı gerekmelidir. Finans kaynağı gerektikten sonra ben bu finans kaynağının maliyetine karşı yüzde kaç kazanabileceğim ve istikrarlı kazanabilecek miyim diye fizibilite bakarız. Orada faiz oranı %10 olmuş, 9 olmuş TL ile çok etkilemiyor.
siz küresel anlamda döviz bazında baktığınızda rakiplerinize karşı dolar anlamında maliyette dezavantajlısınız. Marifet faizi TL'de düşürmekten ziyade döviz bazlı maliyeti düşürebilmektir. Yatırımcıların, iş hayatındaki insanların, ihracatçının, aksi takdirde rekabetçi gücümüzü artıramayız. Sadece TL'nin değerini de düşürmekle de bu kazanılamaz. Kaynak doğru yerlere doğru zamanda gitmeli. Mesela bugünlerde raporda da jeopolitik risklerden bahsediliyor ama evet. Türkiye'de bir taraftan bunlardan dolayı da artı yaratıyor. Örneğin Norveç fonu geliyor bir Türk şirketine yatırım şeklinde devreye girebiliyor. Bunda stratejik etkilerin olduğunu düşünüyorum. Yani bizleri de aşan bazı pazarlık görüşmeleri döndüğünü düşünüyorum. Bu önümüzdeki günlerde eğer daha da fazla artarsa işte bir taraftan Arap kaynakları, bir taraftan Rusya, bir taraftan Norveç, işte ona diğer İskandinav ülke NATO ile ilgili devreye girebilir. Yani Türkiye'de boş durmuyor. Bu anda bir yurt dışından hızla sermaye çekmek istiyor. Niye biliyor musunuz Sena Hanım? Yatırımları yapmak için sizin ülkenizin tasarruf yetenekleri yeterli değil ise dış dünyanın tasarrufuna ihtiyaç duyarsınız. O dış dünyanın tasarrufu da bize ucuza gelmiyor. Ana sorun burada. Biz yabancı sermaye kaynağını ucuza elde etmeyi başarmak durumundayız diye düşünüyorum. Bu da Merkez Bankası'nın çok müdahale edebildiği bir alan olamıyor maalesef. Şimdi fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar Merkez Bankası elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Orta vadeli hedefi de burada ifade ediyor Merkez Bankası. Bir yandan da piyasaları görüyoruz. Şeref Oğuz ne dersiniz? Hem kur üzerindeki etkisi hem de orta vadeli %5 hedefi için. Şimdi şeyi anlayabiliyorum. Hani Merkez Bankası'nın bu faizi indiriyor olmasını anlayabilirim. Neticede bu açıkçası kararı 2,5 ay önce verilmiş bir şey. 2,5 ay önce verilmiş bir karar. Bunu da biliyoruz. Piyasalar da bunu satın aldı gidiyor. Peki o politika açıklanan şu metinle beraber yani aklımızla alay etmenin de bir alemi yok. Enflasyon raporu çıkıyor. Enflasyon raporunda bir tahminde bulunuyorsun. 1/2'nin yukarı çıkarıyorsun ve soruyoruz bu tahmin mi temenni mi? Tahmin arkasına bir eylem koyduğun plandır ve tutar tutmaz yaklaşırsın ama temenni içinden geçendir, yüreğinden geçendir. Şimdi bu metini geçen ayki metne karşılaştırdığım zaman şimdi hızlıca karşılaştırdım. Şu bilgisayarda kontrol C, kontrol V tuşları var ya seçiyorsun sonra yapıştırıyorsun. Aynı metin %5. Tanıdık geliyor mu size? Geliyor. Hı hı. Peki yani bunu tutmadıktan sonra Merkez Bankası'nın sözü tutmayan birisi olarak itibarıyla oynamanın bir anlamı yok. Diğer merkez bankaları bakıyorum sözel yönlendirmelerle beraber hiçbir şey yapmasa bile piyasaları yönlendirebiliyor. Şu anlamda bana göre Merkez Bankası'nın şu birbirine benzeyen temennalar manzumesinden çıkıp piyasaya biraz da gerçekleri enjekte eden ve gerçekler üzerinden onu kabule hazır olan piyasanın üzerinde güven oluşturması bana göre bu metindeki bu işte ne bileyim ilkokul fişi gibi aynı lafları tekrar edip durmaktan çok daha yararlı olacaktır. Şurada Ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verilmiştir notunu da aktarmış. Yani faiz indirim döngüsü tamamlandı diyor. Tek hanedeyiz 2 yıl evet. Sonra. Ne değişir? Şimdi bu saatte hep bir tek hane faizi tek haneye çekme çekildi ama bunun artık kur üzerinde ve enflasyon üzerindeki etkisini de konuşmaya başlayalım istiyorum Sayın Erdoğan. Bir yandan da enflasyonda baz etkisiyle bir düşüş bekliyoruz. Şimdi bu siz dediniz ya az önce kur, enflasyon ve faiz. Bu üçünün gidişatı ile ilgili ne söylersiniz önümüzdeki ay ve sonrasına ilişkin? Şu anda mevcut politika bir süre daha devam edecek gibi oluştuğu için dolarda kontrollü hafif yukarı hareket bekliyorum. Kontrollü kademe kademe. Yukarı yönlü yıl sonuna doğru 20-21'i bu anlayışla görebilir. 20-21'e doğru gidebilir, gitse diye düşünüyorum. Faiz, piyasadaki faizleri baskılamayla, bankalara müdahalelerle veya ek kararlarla işte politika faizin az üzerinde bir mertebeye doğru çekebilir ama kredi çok verilemez bir pozisyonda kalınır. Böyle bir atmosferde para da daha çok tahminim yine borsaya gitmeye devam edecek gibi de görünüyor. Onun dışında da dolardaki hafif yukarı hareketi bir de şöyle düşünüyorum. Kur korumalı da cazibe azalmaya başlamış olduğu için
Çünkü kur korumalıda paranızı neye göre en son koruyacak? Dövize göre. E zaten faiz de çok düşük. O zaman ben niye boşuna faizde durayım? Dolara geçmeye başlayabilir. Pozisyonlar bozulabilir. Hafif hafif dolara geçebilir. O eğer bir panik havasına dönecek şekilde olursa, devletin de bir alternatif üretmesi söz konusu eğer hızlı olamazsa, dolar biraz hızlı bir ataklar yapabilir yukarıya. Ama bunun ne zaman nasıl olacağını tam öngöremiyorum diye söyleyeyim. Enflasyon konusunda da Aralık başında Kasım enflasyonunda gıdada yukarı bir hareket göreceğimizi düşünüyorum özellikle. Diğer tarafta enerjiyle ilgili doğrudan kalemlerde ise bir nebze belki gerileme, belki aynı seviyelerde kalma etkisiyle %3 civarı bir ayrı enflasyon ihtimali olacak. Bu da Merkez Bankası'nın şu anki yaptığı politikayı çok bozmayacak. O yüzden Aralık sonuna kadar az önceki söylediğim tahminlerin güçlü olduğunu değerlendiriyorum. Tabii ki her zaman konjonktürde beklenmedik gelişmeler bizi de yeni analizler yapmaya sevk edecektir. Sayın Oğuz, kur tahmini için Sayın Erdoğan 20-21 ifadesini kullandı. Bir süredir kurda yatay bir seyir var. Hatta kurda yaprak kıpırdamıyor diyen uzmanlar da var. Ne dersiniz kur için bundan sonrasında? Şüphesiz Oral Bey'in söyledikleri doğru. Şimdi biliyorsunuz enflasyon düşürülecek yılbaşına doğru. Bir tanesi baz yaz güz etkisi, baz etkisi yaz etkisi, güz etkisi dediğimiz doğru. Mesela geçen senenin Aralık ayındaki %13.6'lık oran endeksi terk edilecek. Ve Ocak ayında, bu yılın Ocak ayındaki 11 küsürlük olan da çıkacak ama yerine ne koyacağız? Söylenen şu, az önce çok da güzel ifade etti onu Erol Bey. Oral Bey şöyle ifade etti, her ay %3 üzerine koya müsaade edilecek. Bu da aynı şekilde kuru enflasyon oranında yavaş yavaş yukarı salmak, çünkü öbür türlü koruma araçlarının maliyeti çok arttığından dolayı bir kur atağına izin vermeyecek bir yapı. Şimdi mevduata gidemiyorsun. Altının durumu ortada. Kurla ilgili olarak işte müthiş bir tedbirler var. Nitekim açıklamalarda salınımını daha da azaltacağız dedi bakan. Ve şu anda Türk lirası borsaya doğru sürülüyor. Evet. Hani Atilla İlhan'ın ben sana mecburum dediği gibi şu anda elinde mevduatı olanın mecburiyeti borsaya. Borsa. Ama şimdi borsaya şu anda her ay 100 bin ilave geliyor. Şu anda 3 milyon 400 bin kişi borsada yatırım için uğraşıyor. Şeyden de sökülen, KKM'den sökülenlerin de oraya gitmesi arzulanıyor. Çünkü onların vadesi gelmiş. Artık kripto kripto maceracıların da oradan çıkıp buraya girmesi düşünülüyor. Ama bir şeyi daha düşünüyor olmamız lazım. Borsaya gelen insanların orada oyun oynama mantığı yerine, bir hisse senedine almak yerine bir şirkete ortak olduğu bilinci vurgulanmazsa, sanıyorum borsada bu gelen insanlar yeniden mağdur edilecek ve oradaki onlar küçük yatırımcıyı koruma noktasında gayretlerimiz eksik olacak. Madem böyle faizlerin düşmesinin getirdiği bir şeyde fayda olsun kardeşim. Bunlardan bir tanesi de dediğin gibi az önce çok güzel Sena Hanım söyledin. Yurt dışından bazı kazanımlar da geliyor bu düşük faiz vesaireyle. Ama içeride zaten borsada oluşmuş olan bu cazibeyi korumak için, buradaki insanları dolandırmamak için tırnak içerisinde keriz silkeleme dedikleri, argo bir tabir ama kullanılan bir tabir, yapmamak için gayret sörfememiz lazım. Yani küçük yatırımcıyı hiç değilse burada koruyalım. Çünkü Türk lirası mevduatında koruyamadık. Hem diyoruz ki dolara gitmesin bu para. Eyvallah, gitmesin tabii. Yastık altındakini çıkarabilmek için daha darphane yeni. Daha önceki gün evet, darphane sertifikası çıkardı. Ama ben güvenmek istiyorum. Aldığım paranın erimesini istemiyorum. Çünkü arkamdan enflasyon canavarı kovalıyor ve elinde parası olanı mahvedecek. Şimdi doları istemiyoruz. Tamam, altında istemiyoruz. Yastık altında tamam. Borsaya da geldik. Kriptoyu da istemiyoruz. Çünkü orası da hem yurt dışına gidiyor kaynaklar, hem de bilmediğimiz gri alanlara, mayınlı alanlara. O zaman burada borsaya geliyorsa bu sağlıklı bir gelişmedir. Ve ekonominin de finans kaynak yaratma konusunda borsa denen harika bir enstrümanı varsa, o zaman şu soruyu kendimize soralım. Faiz bazdan onları geçtim, çünkü onları konuşup duruyoruz. Belli ne olacağını konuştuk ya. Borsaya gelmiş bu kadar insanı soymak zorunda mıyız? Dolandırmak zorunda mıyız? Bunları korumak için bir gayret göstermek gerekmez mi? Sayın Erdoğan, geçen ay tam da yine aynı faiz yayını yaparken siz borsanın alternatifsizliğinden bahsediyordunuz. Oradan devam edelim. Evet, bir alternatif, yani
vatandaş parasını korumak istiyor. Borsa tek alternatif görünüyor. Ama Sayın Oğuz'un değindiği de özellikle geçtiğimiz aylarda gördüğümüz bir rally vardı. Ve neticesinde SPK'nın bazı açıklamalarını gördük. Orada bir spekülasyon olduğuna dair açıklamalar, hatta gözaltılar geldi. Ne dersiniz, nasıl borsayı Şerif Oğuz'un tabiriyle koruyabiliriz ve bu durumları engelleyebiliriz? Evet, maalesef orada biraz zor olur iş. Borsalarda en önemli iki kavram derinlik ve likiditedir. Her an piyasa öyle derin olacak ki kimse herhangi bir hisse senedini manipüle edecek güce sahip olamayacak diye düşünün. Ya da öyle likit olacak ki ne zaman hisseyi almak satmak istediğinizde çok cazip fiyattan işleminizi yapabilir olacaksınız. Ama derinlik ve likitte zayıf olduğunda bir anda o panik havasıyla herkes istemediği bir dalgayla karşılaşabilir. Bunu geçmişte çok yaşandı. Şu anda beni asıl çok ilgilendiren aracı kurumlar veya bankalar çok ciddi fon sahipleri ve fon yöneticileridir. Halktan paraları topluyorlar ve toplanan bu paraları aslında inançlı mülkiyet esasına göre halk adına yönetmeleri gerekmektedir. Ve ben SPK'dan ve İMKB'den en hassas oldukları konuda tekrar hassas olmalarını, devam etmelerini arzu ediyorum. İnançlı mülkiyet esasına göre fonların yönetimlerini titizlikle takip ediniz lütfen. Çünkü ana kurumsal yöneticiler fonlardır piyasalarda ve bireylerden ben gidip de A hissesi, B hissesi, ona gir, buna gir filan da onları riske sokmak çok istemem. Niye diyorum biliyor musunuz? Şu anda benim hesaplarıma göre bazı hisseler çok değerinin altında, bazıları çok çok üstünde. Bu olmalı olmamalı anlamında demiyorum. Benim hesaplarıma göre böyle görünüyor. Bu bir panik veya rüzgar oluyor ve bu düzeltmelerle hızla geri dönmeler yaşanabilir. Hangi hisselerde nasıl olur? Ama o hisselerin sahipleri mağdur duruma düşebilir. O yüzden ben tek adres çok katılıyorum. Şeref Bey, şu kritik bir nokta burası. Aynı düşünüyor. Şu an tek adres dedik ve burada paranın gereğinden fazla toplanmasına sebep olduk. Yani talep fazlalığı olur. Bu zamanda fiyatlar bazı hisselerde gereğinden fazla yukarı gitmiş olabilir. Bazıları da gereğinden az aşağıda olabilir diye düşünüyorum. Özellikle benim yıllardır borsada çok çalıştım. Geçmişte 8 sene bizzat kurumda çalıştım, araştırma biriminde. Sonra yönetim kurulunda yer aldım. En çok önem verdiğim husus hisse senetlerinin yatırımcılara temettü şirketi olarak devreye girmesini sağlamaktır. Bilinen büyük şirketler olmak üzere bence temettü dağıtma zorunluluğunu asgari şartlarda beyan etmelerini tam zorunlu hale getirmekte fayda var. Yani yatırımcı bir hisseyi alıyorsa 100 liraya aldığı hissenin karşılığında yıllık örneğin 10 lira 15 lira temettü alacağını bilmelidir. Oradan sonra hisseyi 100'den 100'e, 150'ye 200'e çıkarma değil ana dert. Ana dert faize alternatif gerçek temettü kazanmayı sağlamaktır. Bu anlamda da bazen de bazı hisselerde piyasadan gelen bana açıklamalarda imtiyazlı hisselerden sorun yaşayan yatırımcılar olduğu şeklindedir. Çok fazla imtiyaz verildiği zaman o imtiyazlı hisselerdeki bu imtiyazı olanlar imtiyaz olmayan geniş kitlelerin mağdur duruma düşmesine sebep olabilirler. Dünyada bunlar çok yaşanmış olaylardır. O yüzden hani bu güzel açtığın Sena Hanım, bu konuya bence ayrı bir yayında, hatta Şeref Bey'in de olduğu özel olarak piyasada mağdur olmamak için ne yapılmalıyı tartışmakta bizim görüşlerimizle paylaşırsak sevinirim. Memnuniyet duyarım. En bir kısa zamanda. Bir laf ilave edebilir miyim? Eğer buyurun süre lütfen. Bittiyse, hayır, süremiz bitmedi. Birkaç sorum daha olacak. Buyurun lütfen. Kısaldı evet. Süremiz ama şimdi, bitmedi Sayın Oğuz. Evet. Şimdi şu sıra borsadaki az önce Oral Bey'in söyledikleriyle bir histeri yaşanıyor. Sanki bazı hisseler 16. yüzyıldaki Hollanda'daki lale soğanı çılgınlığı gibi haline gelmiş durumda. Efsane oldular. Pazarda dolaşan hanımefendiler birbirlerine domates dışında konuşurken hisse senetleri isimlerinden telaffuz eder oldular. Şunu söyleyeyim. Şu uyarıyı yapmak lazım. Çünkü burası Habertürk. Aynısını Bloomberg'de de söyleyip duruyoruz. Çok daha sık söylemek lazım. Evini satıp aldığı parayla halka açılmak üzere olan şirketlere yatıranları uyarıyoruz. Yaptığınız iş düşünün. Şirketi araştırın. Bakın
Yapın yapmayın demiyorum. Şirketi araştırın. Biliyorum ki o riskleri siz üstleneceksiniz ama siz bir hisse senedi almıyorsunuz. Siz aslında o şirkete ortak oluyorsunuz. Bir de şu var, bu hisleri için %10, bugün %10 arttıysa yarın da %10 bekliyor. %10 bekliyor. Şununla bitireyim sözümü. %10 aşkı olanlar, şunu unutmasınlar, ayrılıklar da aşka dairdir. Peki, şimdi enflasyonu biraz daha geniş bir parantez açalım mı? Çünkü enflasyon canavarı arkamızdan koşuyor dediniz Sayın Oğuz. Gerçekten de öyle ama asgari ücreti konuşuyoruz. Asgari ücrete gelecek zam mı? Vergileri, harçları, cezaları, yeniden değerleme oranında bu gün gördük. Bilmiyoruz Cumhurbaşkanı yetkisinde indirim vesaire olacak mı? Ama enflasyonla ya, vatandaş markete gittiğinde artık uzattığı her şey el yakar hale geldi. Geçtiğimiz günlerde yine haberini yaptık. Süt ürünlerinin birçoğunda fiyat eti geçti. Enflasyon, yani Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Enflasyonla mücadele ediyor dünya merkez bankaları görüyoruz. Biz farklı bir yolda mücadele ediyoruz. Bu mücadele nereye götürür bizi? Sayın Erdoğan buyurun sizinle başlayalım. Dünyada enflasyon bir derece Amerika'da kırılmaya başladı. Son dün sabahtan itibaren Avrupa kaynaklı enflasyondaki hafif yukarı yönlü gibi hareket imajı bence zirve noktası anlamındadır. Bunu niye diyorum? Euro-dolar paritesindeki hızla bir yukarı atma yeniden oldu 1.04'ün üzerine. Bu çerçevede ben hafif Avrupa tarafındaki faiz artırmanın bir derece yüksek olacağını Amerika'ya göre yüksek olacağını Amerika'nın doğal olarak biraz daha zayıf yani ilk toplantı 50 puan sonrakini bir daha tartışacaklarını söyleyeceklerini düşünüyorum. O yüzden de Amerika'da zaten zirveden döndü. Avrupa'da da zirveden önümüzdeki ay itibariyle dönmeye başladığını görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü Çin bağlantılı ithalat ihracat hareketlerinde ciddi bir yavaşlamayı uzun süredir yaşıyorduk. Son bir ayda da bu hızlandı. Özellikle navlunla ilgili gemi kiralama endeksine baktığımızda düşüşler sert bir şekilde devam etti. Ta ki düne kadar. Dün bir hafif toparlanma gördük. Ben orada da zirveden dönüldüğü sinyalini almaya başladığımı düşünüyorum. Avrupa için de bunu söylüyorum. Türkiye ise biraz daha gecikmeli olacak çünkü Türkiye'nin iç sosyal politikaları ve seçim atmosferi nedeniyle ileriye taşınmış, hatta taşınırken de yukarı doğru çekilmiş bir enflasyon yaşadık. Bu bir yapışkanlık yarattı sistemde. Buradan ayrılmak biraz kolay olmuyor ekonomilerde. Biz biraz daha gecikerek enflasyondan bence ayrılabiliriz dünyaya göre. Onu önümüzdeki 4-5 ay sonra daha net konuşabiliriz. Yapışkanlık, yapışkan enflasyon ne dersiniz? O durumdayız. Ne dersiniz Sayın Oğuz? Yani enflasyon enflasyon çoktan yapıştı. Şimdi çok daha derinlere nüfuz ediyor. Çünkü bir kıymık gibi beynimizin derinliklerine batmasının sebebi fiyatlar daha da artacak beklentisi. Bu beklentiyi kırmak için de enflasyonla mücadele ettiğimize dair emareler gerekiyor. Biliyoruz ki hükümet seçime kadar bunu yapamayacak. Niye yapamayacak? Sadece bizim Türkiye'ye özgü bir durum da değil. Seçime giden ekonomilerde yönetim enflasyonla mücadele dediğimiz kemer sıkma, acı reçete, külfet, belki ücretleri kısıtlama gibi ortamlardan kalkacak, kaçınır. Hatta şimdi asgari ücrete enflasyon üstünde zam verileceği beyanıyla beraber eğer enflasyon şu anda 87'lerden 60'a dahi indirilse, 65'e dahi indirilse bir tık üstünde 9 bin liraya çıkacak. Yani hesap çok basit. 5.500 çarpı 1.65 eşittir oraya gidiyor. %82 olursa 10 bin. Ama Anadolu'yu çok dolaşıyoruz biz nasıl bir ekonomi yazarları olarak. Orada söylüyorlar bunu bir kere de yapmayın. Çünkü tamam asgari ücreti artıralım ama bunu biraz mesela diyelim birazını şimdi yapın söz verildiği gibi diğerini de mesela Mart'ta yapın. Hani artık asgari ücret yılda bir kere açıklanmıyor. Yılda iki kere oturdu. Hatta bu yüksek enflasyonda yılda 3 ya da 4'e çıkabilecek açıklama oraya bırakın. Neden? Çünkü biz bu külfeti kaldıracak durumda değiliz. Hala üzerimizdeki %150-160'lık olan üfeyi üstümüzden atabilmiş değiliz. Bana göre enflasyonla mücadele seçimden sonra başlayacaktır. Kim kazanırsa kazansın. Kaşıkla verilen kepçeyle geri alınmak zorundadır. Çünkü bu sürdürülebilir bir durum değildir. IMF'den söz ediliyor. Ben bu hükümetin IMF ile ilgili olarak bu duruşunda kararlılık görüyorum. Ama şu var, IMF'ye rahmet okutacak, kendimize IMF olma noktasında bir gayretimiz olacaktır. Tıpkı 2001'den çıkarken ki çok kapsamlı bir program
gibi benzeri bir programın mutlaka devreye girmesi gerekiyor. Bunun seçimdeki hangi oranla kazanıldığı, kimin kazandığı, koalisyon vs. zayıf bir durum olup olmadığına bağlı olarak o paketin şiddeti, yükleyeceği, kamuoyuna yükleyeceği külfet artacaktır. Ama şu var, enflasyon armut değildir, kendiliğinden düşmez. Bir, ikincisi, enflasyonla mücadelenin bir bedeli vardır. Bunun kısa ve kolay yolu yoktur. Hele ki 3 haneye gelmişse. Başarabilir miyiz? Başarırız. Hatadan dönülür mü? Her hatadan dönülmüştür. Dönülmeyen bir hata yoktur. Tövbe denen kapılar daima açıktır, ama şu var, hatadan ne zaman döndüğünüz sizin üstleneceğiniz maliyeti belirler. Benim umudum şu seçim bir an önce bitsin ve onun çerçevesinde biz ekonomide bozduğumuz hasar tespiti yapalım ve onu enflasyonun külfetini topluma eşit yayarak bir başkasına devir imkanını da ortadan kaldırarak topyekün seferberlikle bu beladan kurtulalım. Çünkü sadece bizim metriklerimizi bozmuyor kardeşim. Bizim ahlakımızı da, iş yapma kültürümüzü de rencide ediyor. Dünyadan bizi negatif olarak ayrıştırması da bizi açıkçası kendi potansiyellerimize erişme noktasında elimizi kolumuzu bağlıyor. Teşekkürler. Siz gerçekten başlarken son söyleyeceğim ilk söyleyeyim dediniz. Seçime kadar tek hane, seçimden sonra çok hane demiştiniz faiz için. Sayın Erdoğan, bedel nedir, yol nedir enflasyonu düşürmek amaçlı? Buyurun. Tabii enflasyon düşürmeler dünyada çok net bir şekilde çeşitli ülkelerde uygulandı. Acı reçeteler gerektirir. Türkiye de bunları başardı. 2001-2 döneminden itibaren uygulanan, daha sonraki dönemde de bunun 2002'den sonra özellikle dünyada konjonktürün de desteği de vardı tabii. Ama şu anki geldiğimiz noktada para miktarının, TL para miktarının üretim, gerçek üretime göre çok aşırı yükselmiş olduğu bir durum var. Bu para sıfırlaştırmasını yapmadan mal ve hizmet fiyatlarının makul düşük seviyelere gelmesi imkansızdır. Bu ekonominin en bilinen denklemlerindendir. O yüzden de para miktarını sıkıştırmanın da metotları da bellidir. Faiz yüksek tutabilirsiniz. Kredi imkanlarını hızla daraltır vermezsiniz. Bankalardan kredi çıkışlarını kısıtlarsınız. Özellikle kredi mekanizması daraltılır neticede. Böyle olunca da ancak toplumdaki tüketim hızının yavaşlaması beklenir. Üretim tabii ki ona karşı sıkıntılı olur. Dünyada da eğer sizden daha iyi üretenler varsa onlardan ucuza almak zorunda kalırsanız ve enflasyonun düşmesine o da katkı sağlar. Dünyadan çünkü ucuza mal alıyor olursunuz, ama o da Türkiye gibi borcunuzu artırır. Bu bizim kısır döngüleri sürdürmemize sebep olur. IMF gibi programlar yerine Şeref Bey'in dediği gibi bizim kendi programımızı uygulamaya geçeceğimiz bir yeni dönem çalışılacağını zannediyorum. Yani sanki IMF programı varmış gibi biz kendi programımızı ortaya koyacağız ve uymaya çalışacağız. Ama bu işler politika işin içine girdi mi bizi aşıyor Sena Hanım. Bunu belirtmek isterim. İşimiz biraz sıkıntılı olabiliyor oralarda. Benim faiz verim eğrisi ve bazı risk analizlerime göre seçim döneminden sonra bir süre sonra sanki bir risk daha görünüyor. Yani seçim tam çare olmayabilir gibi görünüyor ekonomideki gelişmeleri. Sanki bir sene sonrası bir daha bir şey var gibi görünüyor. O yüzden ille hep daha sonraya ümit bırakmak yerine bugünden çözmek gerekiyorsa niye çözmüyoruz bir şeyi? Bir de hemen bugünden itibaren çözüm içinde düşünülmesi ve uygulamaya geçirilmesini ben yararlı düşünüyorum. Peki, teşekkürler. Sayın Oğuz, çok kısa. Sayın Erdoğan, ekonomiyi soğutmaya, parasal sıkılaşmaya, vergi mekanizmasını yavaşlatmaya vurgu yaptı. Seçimden sonra bir risk daha var önümüzde dedi. Çok kısa sorayım, ismiyle müsemma size de uygun olsun. Nasıl bir ekonomi bizi bekliyor seçim sonrası? Çok güzel. Anadolu'yu dolaşıyoruz, şunu görüyoruz. İnanılmaz bir, her şeye rağmen üreten bir ekonomi var. Arge yapanlar var, çırpınanlar var, ihracat için vesaire. İnanın 70 farklı alanda dünyanın üretim üssü haline gelmiş olan bu Türkiye, bu enflasyon belasından, yani bu faiz nasından kurtulduktan sonra bizi çok iyi bir dönem bekliyor. Şöyle formüle edeyim, da bitireyim, süremi taşmayayım. Bir, bugün zor. İki, yarın daha da zor olacak. 3, ancak ertesi gün muhteşem olacak. Fakat çoğu yarın akşam ölecek. Lütfen yarın akşam ölmemeye bakın. Çok teşekkürler. Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Oral Erdoğan ve Nasıl Bir Ekonomi gazetesi yazarı Doktor Şeref Oğuz, katıldığınız ve katkılarınız için efendim.